Herkese merhaba. Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Almanca'daki belalı bir konuyla karşınızdayız. Nedir bu? İsmin halleri. Almanca'da da Türkçe'de de ismin dört hali vardır. Nominatif, akuzatif, datif ve genetif. Bunların her birisi çok uzun, geniş ve karışık konular olduğu için arkadaşlar. Teker teker işleyeceğiz. Ama anlaşılabilmesi için bazen ikisini karşılaştırmalı olarak vermemiz gerekebilir ki bu videomuzda daha çok akuzatif ile nominatifi karşılaştırmalı olarak vereceğiz. Ayrıca arkadaşlar dediğimiz gibi zor bir konu belki de birçok insanı Almancayı öğrenmekten soğutan bir konu biz olabildiğince bunu sadeleştirerek anlatmaya çalıştıracağız. Bir taraftan sadeleştireceğiz, bir taraftan Türkçe ile Almancayı karşılaştıracağız. Almancayı kendi içerisinde karşılaştıracağız arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi yine eğitimde, öğretimde kullanılan bir diğer yöntem kategorize etmek arkadaşlar. Biz Almancadaki akuzatifi de kategorize ederek daha kolay anlaşılmasını sağlamaya çalışacağız. Dediğim gibi arkadaşlar zor bir konu. Ancak iyi anlaşıldığında da hem doğru yazmayı hem de doğru konuşmayı kolaylaştıran bir konu. Ancak size şunu tavsiye edebilirim arkadaşlar. Konunun hepsini anlayabilmeniz için bir bütün olarak bütün ayrıntıları dinlemeniz gerekecek. Bu nedenle videonun sonuna kadar sabırla dinlerseniz faydalı olacağını, sizin için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video hazırladım. Başlayalım arkadaşlar. Almanca'da ismin halleri, Almanca ifadesi kasustur arkadaşlar. Kasus. Evet Almanca'da akuzatif ismin i-hal-eki. Önce Türkçe'de nasıl oluyor onu bir görelim. Yükleme sorulan ne, neyi ve kimi sorularına cevap veren kelimelerdir. Almanca'da arkadaşlar yükleme sorulan was yani ne, neyi, in yani kimi, wohin nereye sorularına cevap veren kelimelerdir. Hemen bu tanımdan da arkadaşlar anlaşılacağı üzere de Almanca'da Türkçe'den farklı olarak biz akuzatif öğeleri bulmak için bir de yükleme wohin diye bir soru soruyoruz. Nereye? Türkçe'de arkadaşlar bu soruya cevap veren öğeler e, datif yani dolaylı tümleç olmaktadır. Ama Almanca'da arkadaşlar akuzatif olmaktadır. Önemli bir bilgi ne ve neyi soruları insan dışındaki akuzatif öğeleri yani varlık ve nesneleri bulmak için yükleme sorulan sorulardır. Üç tane soru soruyoruz. Ne, neyi, kimi? Kimi insanları veya şahısları bulmak için sorduğumuz sorular ne ve neyi ise arkadaşlar varlık ve nesneleri bulmak için yükleme sorduğumuz sorulardır. Bir diğer önemli bilgi arkadaşlar. Türkçe'de nesneler belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Bu akuzatif dediğimizde ismin i hal eki diyoruz ama aslında i hal ekini almayan nesneler de vardır. Yani küçük bir örnek verecek olursak. Ben arabayı yıkadım, yıkadım yüklem, ee, yıkayan kim? Ben Özne. Neyi yıkadım? Arabayı. Neyi sorusuna cevap veren arabayı belirtilmesine oluyor. Ancak ben bir araba aldım dediğimde aldım yüklem alan ben ne aldım diye sorduğumda yine cevap alabiliyorum araba aldım. Hem sorunun kendisinde hem cevapta ismin i hal eki olmamasına rağmen arkadaşlar bu da bir e, nesnedir. Ama biz Türkçe'de belirtili ve belirtisiz diye ikiye ayırıyoruz. Almanca'da ise böyle bir ayrım yoktur. Yine önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Türkçe'de arkadaşlar akuzatif hal eklerinin yani ismin e, i, d ve den eklerinin isimlerin sonuna eklenmesiyle oluşurken arkadaşlar Almanca'da artikellerle yapılmaktadır bu. Bundan dolayı da e, kelimelerin özellikle isimlerin zaten sadece isimlerin e, artikiller var. Sıfatlar, fiiller, zarflar onların artikeli yoktur arkadaşlar. Artikillerin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Almancayı zorlaştıran en önemli konulardan bir tanesi artikillerdir. Ama artikillerin böyle de bir görevi vardır arkadaşlar. Artikiller ne işe yarar? Kelimenin cümle içerisindeki konumunu belirler. Yani akuzatif midir, datif midir veya başka bir e, durumda mıdır? Bu nedenle dediğimiz gibi bütün kelimelerin artıklarının bilinmesi gerekiyor. Arkadaşlar küçük bir tablo hazırladık sizin için. Bu tabloda nominatifte ve akuzatifte e, artıkların bulunduğu durumu gösteriyoruz. Nominatiften başlayacak olursak, karşılaştırmalı olarak verecek olursak, der artikli nominatifte der olarak kalmaktadır. Ancak akuzatifte den şeklinde değişmektedir. Di artikeli nominatifte kendisi gibi kalırken arkadaşlar akuzatifte de aynı kalır. Das artikeli de plural di artikeli de yine hem nominatifte hem de akuzatifte aynıdır. Peki artikeller aynı kalıyorsa hem nominatifte hem akuzatifte bunları cümle içerisinde birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Nominatif demek özne demektir. Yalın halde bulunan e, öğeler demektir arkadaşlar. Biz özneyi bulmak için ne ve kim sorularını sorarız. Akuzatif ise arkadaşlar nesne demektir. Yüklemde yapılan işten etkilenen öğe demektir. Ne, neyi, kimi ve nereye sorularına cevap veren öğelerdir. Bu nedenle arkadaşlar e, di, das ve yine çoğul olan di hem akuzatifte hem nominatifte aynı olmasına rağmen cümle içerisinde üstlenmiş oldukları görevlerden birbirinden ayırt edeceğiz. Bunu birazdan vereceğimiz örneklerde arkadaşlar daha iyi anlayacağız. Örneklere geçmeden önce arkadaşlar ein, mein ve kein meselesine de kısa bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Un beştimte dedikleri belirsiz nesnelerde biz aynı kelimesini bir kelimesini kullanırız. Türkçede de bir adam deriz. Tanınmayan bilinmediği herhangi bir kişi demek istiyoruz. Eğer biz bu nesnenin birisine ait olduğunu belirtmek istiyorsak arkadaşlar aitlik eklerini kullanırız. Almancada da bunlar mind, dein, sein gibi e, kelimelerle karşılanır ve e, bir e, olumsuzluk eki olarak kullanılan kein de yine isimlerden önce gelen bir ektir. Bunlar da arkadaşlar artikelin içerisinde bulunduğu duruma göre şekillendikleri için biz burada artikellerle birlikte verme e, ihtiyacı hissettik. Evet geçiyoruz. Almanca'da akuzatif konusunu arkadaşlar sorduğumuz sorulara göre üç başlık altında inceleyeceğiz. Dedik ya kategorize edeceğiz biraz daha kolay anlaşılması için. Nedir bunun birincisi? Was, ne ve neyi sorularına cevap veren ve cümlede nesne görevini üstlenen kelimelerdir. Bunlar neydi arkadaşlar hatırlayacak olursak? Varlık ve nesnelerdi. Nominatif zaten arkadaşlar neydi? Yalın halde e, demektir. Yani bütün kelimeler kendi orijinal artikelleriyle birlikte kullanılmaktadır. Peki bunlar akuzatifte nasıl kullanılıyor? Bu küçük tablomuzda göstermişiz. Örnek der schlüssel anahtar demektir. Akuzatifte den schlüssel. Bu sefer anlamı ne oldu? Anahtarı. Dikkat ederseniz ismin ihal ekini aldı. Bu kelimesi arkadaşlar kitap das'tır artikeli. Akuzatifte de aynı kalmaktadır. Das buh ama bu sefer kitabı anlamında kullanılmaktadır. Taşı artikeli didir, çantadır arkadaşlar. Akuzatifte de di taşı şeklinde kullanılır. Ancak akuzatifte çantayı manasında kullanılır. Çantanın çoğulu olan taşın kelimesinin de artikeli didir. Zaten bütün çoğul plural e, kelimelerin artikeli her zaman didir arkadaşlar. Akuzatifte de di olarak kullanılmaktadır. Ancak nominatif olarak kullanılırken çantalar, akuzatif olarak kullanılırken de arkadaşlar çantaları anlamını karşılamaktadır. Örnek cümlelere geçecek olursak arkadaşlar. Der Schlüssel ist sehr groß. Bu cümle arkadaşlar anahtar çok büyük manasına gelmektedir. Dikkat edersek arkadaşlar büyük olan nedir? Der Schlüssel yani anahtar. Nominatiftir öznedir. Ama ben aynı e, kelimeyi akuzatif olarak kullanmak istediğimde ich suche den ben anahtarı arıyorum. Tabloda ilk tabloda hatırlayacağınız üzere arkadaşlar akuzatifte der de'ne dönüşüyordu. Burada ich suche den ben anahtarı arıyorum. Geçiyoruz arkadaşlar. Das Buch ist teuer. Yani kitap çok pahalı. Ee, pahalı olan nedir diye soruyorum. Das Buch yani kitap özne görevindedir ve o zaman burada nominatiftir. Dikkat ederseniz arkadaşlar özneyi bulmak için de ne sorusunu soruyorum. Nesneyi bulmak için de ne sorusunu soruyorum. Peki bunu nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Öğeler bulunurken ilk önce her zaman özne bulunur sonra nesne bulunur. Bu nedenle sormuş olduğumuz birinci ne özneyi ikinci ne nesneyi buldurur bize. Ben burada pahalı olan nedir diye sorduğum ilk ne? Tabii ki bana özneyi verecektir. Das Buch. Ama ich lese das Buch. Lesen burada yüklemimizdir, fiildir. Okumak. Ben kitabı okuyorum manasında kullanıyor bu cümle. Okuyan kim? Ben. Dikkat ederseniz özneyi buldum. Bundan sonra soracağım ne sorusu bana tabii ki nesneyi verecektir. Ne okuyorum? Das Buch. Yani kitabı. O halde arkadaşlar, yukarıda her iki cümlede de Das Buch aynı yazıldığı halde birisinde nominatif, diğerinde ise arkadaşlar akuzatif olarak kullanılmıştır. Bir diğer örneğimiz: Die Tasche ist sehr schön. Çanta çok güzel. Çok güzel olan ne? Birinci ne? Die Tasche yani çanta. O halde arkadaşlar burada Die Tasche özne oldu, nominatif. İkinci cümlemizde arkadaşlar Yine di taşı olarak yazılmış. Dikkat ederseniz görünüyor ekranda. Ama iş zuhı di taşı. Zuhın aramak fiilidir arkadaşlar. Ee, arayan kim? Ben. Özneyi buldum. Sonra nesneyi bulmak için bir daha soru soruyorum. Ne arıyorum? Di taşı yani çantayı. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada da aynı durum. Söz konusu aynı yazıldıkları halde. Yukarıdakinde. E, nominatif aşağıdakinde ise arkadaşlar akuzatif olarak kullanılmıştır. Bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğimizi e, cümlenin öğeleri ve o öğeleri bulmak için sormuş olduğumuz sorular bize yardımcı oluyor. Çoğul şeklinde arkadaşlar die Taschen sind Çantalar çok güzel. Bunu peki akuzatif olarak kullanmak istersem ich suche die Taschen. Ben çantaları arıyorum. İsmin ihal ekini aldı. Kırmızıyla renklendirdik arkadaşlar. Zuhın yine aramak. Aynı kelimeleri her üç örneğimizde de aynı kullandık ki arkadaşlar. Nominatif ile akuzatifi birbirinden nasıl ayırt ettiğimizi göstermek açısından arkadaşlar. Ich suche die Ben çantaları arıyorum. Arayan kim? Ben. Neyi arıyorum? Çantaları. O halde arkadaşlar ikinci cümledeki die Taschen nesnedir, belirtili nesnedir. Yani cümle içerisinde akuzatif görevini üstlenmiştir. Evet arkadaşlar Almanca'da was kelimesiyle bulunuyor akuzatif. Türkçe'de ise iki tane ne ve neyi diye. Ben nominatiften bağımsız olarak hepsini bir arada aynı kelimeler ile vermek istedim. Ee, Toparlayıcı olması açısından arkadaşlar göz önünde. Ich suche den Schlüssel anahtarı arıyorum. Ich suche das Buch kitabı arıyorum. Ich suche die Tasche çantayı arıyorum. Ich suche die Taschen çantaları arıyorum. Bu dört örnekte de arkadaşlar sadece der artikelinin akuzatifte değiştiğini görüyoruz. Diğer üç artikelimiz arkadaşlar das, die ve çoğul olan di'nin aynı kaldığını görebiliyoruz. Evet kategorize edeceğiz demiştik. Üç e, ana başlık altında inceleyeceğiz demiştik. Birincisi vaz sorusuyla bulduğumuz varlık ve nesnelere işaret eden e, akuzatif öğelerdi. İkincisi de arkadaşlar vein kimi sorusuna cevap veren şahıslar ve şahıs zamirleridir. Şahıslar deyince arkadaşlar insanlar ve insanların e, meslekleriyle ilgili kelimeler yapmış olduğu işlerle ilgili kelimeler e, aklımıza gelmeli. Evet arkadaşlar. Ee, bu tablomuzu incelerken şunu söylememiz lazım. Ee, Almanca'da erkeklerin ile her zaman derdir. Çocukların dastır. Kadınların didir. Çoğul olan hepsinin de didir. E, gerek erkek olsun, gerek çocuk olsun, gerek e, bayan olsun arkadaşlar. Hepsi didir. O halde biz bunların nominatif ve akuzatif hallerine bir bakalım. Derman. Adam demek der den şeklinde değiştiğinde den man adamı anlamını alıyor. Das Kind eğer özne olarak kullanılırsa çocuk, das Kind eğer nesne olarak kullanılırsa çocuğu, die Frau özne olarak kullanılırsa kadın, die Frau nesne olarak kad kullanılırsa kadını, die Frauen özne olarak kullanılırsa kadınlar, die Frauen nesne olarak kullanılırlarsa ...kadınları anlamını taşıyor. Örnekler üzerinde daha iyi anlaşılacaktır arkadaşlar. Der Mann ist zu Hause. Adam evde. Kim evde diye sorduğumuzda arkadaşlar... ...almış olduğumuz cevap der Mann yani adam. O halde burada der Mann öznedir ve nominatiftir. Ama ben... ...iş höre nişt den Mann dediğimde... ...ben adamı duymuyorum. Den Mann... Akuzatif olarak kullanılmaktadır ve adamı manasını alma kazanmaktadır. Akuzatif aslında tam olarak arkadaşlar cümlenin öğeleriyle ilgili bir konu. Eğer cümlenin öğelerini doğru bir şekilde bulabilirseniz nominatif, akuzatif ve diğer e, halleri de çok rahatlıkla birbirinden ayırt edebilirsiniz. O halde arkadaşlar bu cümleyi öğeler açısından inceleyecek olursak, ben adamı duymuyorum, duymuyorum yüklem, duymayan kim ben özne kimi duymuyorum? Adamı. Nesne oldum. Aynı şekilde Almanca cümleyi inceleyelim. Yükleme nicht hören duymuyorum. E, kim duymuyor? İş yani ben. Almanca nesneyi bulmak için şu şekilde soralım arkadaşlar. Wen sorusunu soruyorduk. Wen hörst du nicht? Kimi duymuyorsun? Denman. Evet arkadaşlar Wen sorusuna cevap verdiği için burada den Denman nesne oldu. Akuzatif oldu. Das Kind ist zu Hause. Çocuk evde. Evde olan kim? Çocuk. Das Kind burada özne olarak kullanıldı. O halde nominatiftir. İkinci cümlede Ich höre nicht das Kind. Ben çocuğu duymuyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar akuzatifte de değişmedi. Das Kind nominatifteki gibi kaldı. Ancak bu sefer kimi duymuyorsun? çocuğu kimi sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar nesne görevini üstlendi ve Türkçedeki karşılığı çocuğu. Die Frau ist zu Hause. Kadın evde. Evde olan kim? Kadın. Die Frau. Nominatif özne. Sorularımızı bir de Almanca soralım arkadaşlar. Wen hörst du nicht? Ich höre nicht die Frau. Ben kadını duymuyorum. Dikkat ederseniz burada da arkadaşlar die Frau kelimesinin Türkçe karşılığı Kadını. Yukarıdaki cümlede ise kadın idi karşılığı. Evet die Frauen sind zu Hause. Kadınlar evde. Evde olan kim? Kadınlar die Frauen. O halde bu cümlede e, arkadaşlar özne oldu. Ich höre nicht die Frauen. Kadınları duymuyorum. E, duymayan kim? Ben. Kimi duymuyorum? Kadınları. Kimi sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar die Frauen bu cümlede nesne oldum Dedi ki arkadaşlar, insanların bir de yapmış olduğu meslekler var. Almancada arkadaşlar, e, insanların meslekleri erkek veya kadına göre değişiklik arz etmektedir. Mesela Lege erkek öğretmen için, Levin bayan öğretmenler için kullanılan bir kelimedir. Biz burada e, ki cümlemizde lega kelimesini kullanmışız. Bunun bir erkek öğretmen olduğunu anlayabiliyoruz. Erkek öğretmense arkadaşlar artikele ne olacaktır? Tabii ki der. Cümlemiz şu. Ich habe den lega nicht verstanden. Ben öğretmeni anlamadım. Feştandın anlamak arkadaşlar. Nicht verstanden anlamadım. Kim anlamadı? Ich yani ben. Özne. O halde ikinci soru, soruyu soruyorum. Kimi anlamadın? Wen Hast du nicht verstanden? Den Lehrer. Yani öğretmeni. O halde burada arkadaşlar den Lehrer cümlede nesne yani akuzatif görevini üstlenmiş oldu. Der artikeli akuzatifte değişirken di artikeli değişmemekteydi. Ich di die Lehrerin nicht verstanden. Ben öğretmeni anlamadım. Manasına gelen ikinci cümlede arkadaşlar ee, leğin yani bayan bir öğretmen artikeli dirdir. Ama arkadaşlar di artikeli akuzatifte de değişmiyordu. Kendisi gibi kalıyordu ki burada değişmemiş. Bu cümlenin Türkçesi ne oldu? Ben öğretmeni anlamadım. Evet şahıs zamirlerinin bir de akuzatif hali var arkadaşlar. Bunları da nominatif ve akuzatif olarak tablo üzerinde e, gösterdik. Nominatif iş yani ben. Akuzatif hali miş yani beni. Du sen diş seni. Er erkekler için o, in, onu. Zi bayanlar, o, zi, onu. Es, çocuklar için arkadaşlar, o, es, onu. Via, biz, uns, bizi. Ia, siz, oş, sizi. Zi, onlar, zi, onları. Zi, büyük harfle yazılan, siz, zi, sizi. Şahs zamirlerin akuzatif haline örnekler verecek olursak arkadaşlar, Ich habe gestern dich angerufen. Ben dün seni aradım. Arkadaşlar bunlar için özellikle soru sormaya gerek yok. Zaten şahıs zamirlerinin akuzatif halini ezberlediğimizde cümle içerisinde direkt onları bulabiliyoruz. Evet burada yeşille renklendirmiş olduğumuz diş sen yani ikinci tekil şahıs zamirinin akuzatif halidir. Hast uns im Zupamak nicht gesehen? Bizi markette görmedin mi? Evet yeşil ile renklendirmiş olduğumuz uns via birinci çoğul şahıs zamirinin akuzatif halidir. Bizi. Ich in seit drei Jahren. Dikkat ederseniz tabloda gördük arkadaşlar. O şahıs zamiri, üçüncü tekil şahıs zamiri hepsinde değişmektedir. In erkekler için, zi bayanlar için, es ise e, arkadaşlar çocuklar için akuzatif olarak kullanılmaktadır. Burada ben e, bahsettiğimiz kişinin bir erkek olduğunu görebiliyorum, anlayabiliyorum. İşkenli in zayt yağın. Ben onu 3 yıldır tanıyorum. Ve arkadaşlar son başlığımız vohin sorularına cevap veren, yönelme bildiren, ismin ehal ekini alan akuzatif öğeler. Örneklere geçmeden önce vohin sorusuyla birlikte hangi fiiller kullanılabilir? Wohin gehst du? Nereye gidiyorsun? Wohin hängst du? Nereye asıyorsun? Wohin legst du? Nereye koyuyorsun gibi cümleler kullanılabilir arkadaşlar. Biz ee, gehin gehen fiili üzerinden, gitmek fiili üzerinden inceleyecek olursak. Ich gehe in den Kindergarten. Kindergarten kreş demektir arkadaşlar. Garten kelimesinin artikeli derdir. Bu nedenle arkadaşlar nereye gidiyorsun sorusu na verdiği için, akuzatif olduğu için den şeklinde değişmiştir. Ben kreşe gidiyorum. Mein Sohn geht in das Kino. Kino sinema demektir. Artikeli das'tır arkadaşlar. Das akuzatifte das olarak kalmaktaydı. Soruyoruz. Wohin gate, mein Sohn in das Kino? Sinemaya. Dikkat ederseniz arkadaşlar das artikeli değişmemesi. Burada küçük bir e, bilgi verecek olursak, çoğu zaman in das şeklinde değil de in das'taki da atılır, s takısı in ile birlikte yazılır ve ins kino şeklinde kullanılır. Ama biz burada özellikle akuzatifte das'ın değişmediğini göstermek için olduğu gibi yazdık. Ama dediğim gibi bunun daha çok daha sık kullanılan şekli ins kino şeklindedir. Ich hänge das Bild an die Wand. Resmi duvara asıyorum. Nereye asıyorsun duvara? Hangin asmak demektir arkadaşlar. Burada Türkçe'de olmayan Almanca'daki bir özellik karşımıza çıkıyor. Aynı cümle içerisinde iki tane nesne var arkadaşlar. Mesela hangin asmaktı? Asan kim ben özne? Neyi asıyorum? Was hangi iş das bild. Dikkat ederseniz arkadaşlar, neyi sorusuna cevap verdi ve birinci e, nesnemiz. Sonra nereye asıyorsun? Andy duvara. Bu da ikinci nesnemiz. Aynı cümle içerisinde iki nesne. Türkçede arkadaşlar e, böyle bir kullanım yoktur. Genel itibariyle bir cümle içerisinde tek nesne bulunur. Yine toparlayıcı olması için arkadaşlar e, her üç artiklen akuzatifteki halini, Vohin sorusuna cevap veren halini bir arada e, yazdık. Bunları beraber ee, okuyalım ve görelim. İşkihi indin Banov. Banov arkadaşlar tren istasyonudur. Artikli derdir. Ve nereye gidiyorsun? Banov'a gidiyorum diye cevap verdiğimiz için akuzatiftir. Der, den şeklinde değişmiştir. İşkihi indas şvimbat. Şvimbat havuz demektir arkadaşlar. Ve artikli dastır. Nereye gidiyorsun diye sorduğumuzda vahin sorusu alacağımız cevap nesne olacağı için Almanca'da arkadaşlar in das, schwimmbad, das e, artikülü değişmemiştir. Ich gehe in die Schule okula gidiyorum anlamına gelen bu cümlede wo gehst du ich gehe in die Schule ben okula gidiyorum in die Schule burada da in die Schule arkadaşlar nesne görevini üstlenmiştir Wohin sorusuna cevap verdiği için. Burada arkadaşlar in bir prepozisyondur. Her vohin sorusuna in ile cevap verilmez. Bazen kelimeye göre arkadaşlar bu değişiklik arz edebilir. Auf olabilir veya unta olabilir. Bunlar ee, değişiklik arz edebilir. Ama der, das ve die her zaman aynı kalır. Videomuzun sonunda akuzatif için örnek karışık cümleler vermek istedim. Burada arkadaşlar ee, Almancadaki... Beş timte artikel belirli artikeller, 15 timte artikel belirsiz artikeller, posesif artikel dedikleri iyilik ekleri ve negasyon dedikleri olumsuzluk e, eklerini arkadaşlar hepsine birden örnekler vermek istediğim için e, videonun sonunda akuzatif için karışık örnekler verdim. Hep beraber inceleyelim okuyalım. İşhabı habe heute meinen bezucht bezuh ziyaret etmektir arkadaşlar ziyaret ettim. Ziyaret eden kim? Ben. Kimi ziyaret ettim? Amcamı. Yani meinen onkel. Onkel erkek olduğu için arkadaşlar artikeli der'dir. Der akuzatifte den olurdu. Meinen e, kelimesi onkel kelimesinin önüne geldiğinde sonuna ne geliyordu? Den ekindeki n possessiv artikelin sonuna ekleniyor ve meinen onkel oluyor. Der Lega hat diş gefragt. Öğretmen sana sordu. Bu örneği arkadaşlar birazdan bir tane daha vereceğim. Almanca ile Türkçedeki fiillerin her zaman akuzatifte ve datifte birbirini tutmadığını göstermek için verdim. Sormak fiili arkadaşlar Türkçede datiftir. Yani arkadaşlar bana, sana gibi ismin e-hal eki almış datif kelimelerle birlikte kullanılır. Ancak Almanca'da arkadaşlar fragın akuzatif e, nesnelerle birlikte kullanılır. Yani derlega hat dişge bunun tam olarak Türkçe karşılığı arkadaşlar öğretmen sana sordudur. Evet yukarıda diş diyor ama arkadaşlar anlam itibariyle seni değil sanadır. Aynı durum bu örneğimizde geçerli. brauchen meine kinder brauchen nicht. Benim çocuklarımın bana ihtiyacı var brauchen ihtiyacı olmak fiilidir arkadaşlar. Türkçede biz bunu bana, sana gibi ismin e hali almış datif kelimelerle birlikte kullanırız. Ancak Almanca'da bu akuzatif bir fiil olarak kullanılır. Çevirdiğimizde çocuklarımın beni ihtiyacı var. Türkçe karşılığı bu şekilde ama biz Türkçeye çevirirken arkadaşlar Türkçedeki datif gibi çeviriyoruz. Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Ich muss das Zimmer aufräumen ben odayı toplamalıyım. Toplamalı yüklem afroyumun. Kim ben yani iş neyi toplamalıyım odayı das sima neyi sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar nesne oldu sima kelimesinin odanın artikli das'tır das olarak kaldı. Habt ihr den Orangensaft getrunken? Siz portakal suyu içtiniz mi? Arkadaşlar zaft meyve suyu demektir. Orangensaft portakal suyu artikeli derdir ve neyi sorusuna cevap verdiği için nesne olmuş, akuzatiftir, den şeklinde değişmiştir. Türkçesi siz portakal suyu içtiniz mi? Wir haben keinen Orangensaft getrunken. Türkçesi biz portakal suyu içmedik. Burada da arkadaşlar Almanca ile Türkçedeki şu farklılık karşımıza çıkıyor. Biz Türkçede olumsuzluk eklerini fiili ekler iken e, Almanca'da olumsuzluk ekleri e, bazen isimlerden önce gelebilir. Keinen, Orangen, Zaft. Keinen ol olumsuzluk ekidir ve e, isimden önce gelmiştir. Tabi arkadaşlar Orangen, Zaft artikeli der olan bir kelimedir. Ve burada nesne olarak kullanılmıştır. Nesne olan derler ne oluyordu? Den şeklinde değişmektedir. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde e, videomuzun sonuna geldik. E, biraz uzun olmuş olabilir. Ancak dediğimiz gibi konu oldukça karışık. Fakat arkadaşlar bu konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için çok fazla tekrar yapmanız gerekiyor. Bir videoda bizim verebileceğimiz örnekler her zaman kısıtlıdır. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa videonun altına arkadaşlar yorum olarak yazarsanız ben de elimden geldiğince bu sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Bir sonraki videoda yeni bir konuyla karşınızda oluncaya kadar hepinize hoşçakalın diyorum.